Bu notu okuduğuna göre artık karımsın. Bu gramofonda sevdiğimiz şarkıları dinleyeceğiz her sabah. Yaşadığım müddetçe birlikte uyandığımız her sabah seni daha çok seveceğim. Karım benim. Sevdiğim. Baharım. İyi ki varsın. İyi ki benimsin. Abla sen uyumadın mı? Yatağın hiç bozulmamış. Burada uyumuşum. Sen yine ağlıyorsun. Yok canım. Niye ağlayayım ki? İyiyim ben. Bir şeyim yok. Ya abla. Biliyorum konuşmak istemiyorsun ama. Ya sen madem Kemal'i sevmiyordun. İstemiyordun. Niye daha önce ayrılmadın? Nikah masasında yapılacak şey mi abla bu ya? Ben... Bu konuda konuşmak istemiyorum. Ah abla. Ah. Kemal. Ne olursa olsun. Ben hep seni seveceğim. Korkma ufaklık. Hiçbir yere gitmiyorsun. Az kaldı aşkım. Her şey çok güzel olacak. Eski günlerdeki gibi. Ay Oğuz, yüzü çok güzel. Tamam, öğleden sonra buluşuruz. Ben seni ararım. Kimdi o? Cici baban. Kimdi o? Sana ne? Sana hesap mı vereceğim? Paranı ben ödediğime göre bana hesap vereceksin. Bu senin sonun yarışın. Sevgili anneciğim. Ayağını denk al. Bugün de hiçbir yere gitmiyorsun. Biz Cüneyt'le nikah tarihi almaya gideceğiz. Sen de Zühre anneyle nikah için yer ayıracaksın, anladın mı? İyi. Evde oturmaktan sıkılmıştım. Bu evlilik neden bu kadar önemli? Güzel kızsın. Kimi istesen elde edersin. Neden bu eziyet? Sanki bir şeyler saklıyorsun. Gerçek annen nerede? Seni terk mi etti? Annemle babam... Adi bir adam tarafından öldürüldü. Ben daha çok küçükken o adam bir gece evimize geldi. Evimizi yaktı. Annemle babam o yangında öldüler. O adam kimdi? Neden size bunu yaptı? Soru sorman için para vermiyorum sana. İşini düzgün yap yeter. Hadi bakalım. Osman Kozan kahvaltı masasında bekletilmeyi sevmez. Thank you.
Of. Her şey çok güzeldi. Sakın kendini suçlama. Biliyorum alkollüydün. Ben de seni çok özlemiştim. Hepsi bu kadar. Senden hiçbir beklentim yok. Yine dostuz. Eskisi gibi. Handan. Şekilde daha iyiyim. Bugün mü? Bilmem ki. Ya yok. Siz şimdi baş başa kalın. Ben hiç gelmeyeyim. Ha, öyle mi? Benim iş aradığımı söyledin mi yani? O ne dedi? Tamam o zaman. Geldiğimde konuşuruz. Hoşça kal. Şimdiden gezme tozma derdine mi düştün? Abla ben çıkıyorum. Dur ben de seninle çıkayım. Dershaneye mi? Evet. Ama önce Didem'le buluşacağız. Ya Kader aslında sen bir Didem'le konuşsan... Babasının şirketinde bana göre bir iş varsa belki ayarlar. Abla yapma ya. Ya ne olacak Kader? Yani mecburuz. Benim iş bulmam gerek. Ayşegül'e de konuştum. Bana uygun bir iş varsa baksınlar diye. Onlarla buluşacağım zaten. Benim iş hiç fark etmez. Ne olursa yaparım. Sen konuş bir Didem'le ablacığım. Vallahi ben hiç konuşamam. Yanınıza geliriz. Kendin söylersin ne söyleyeceksen. Bugün dershaneyle konuşsan, Osman Kozan'ın verdiği parayı iade etsinler. Ben halledeceğim. Tamam, tamam. Züre, bugün şoförü size tahsis ettim. Otelleri gezin. Mekan bakın. Osman, geçen yıl Şermin'in oğlu Barış'ın düğünün yapıldığı yeri hatırlıyor musun? Ha, evet. Geniş bir yerdi, ferahtı. Baba, orası 2 yıl önce mobilya fuarının düzenlendiği yer değil mi? Ha, evet. İyi de, orası biraz fazla büyük değil mi? Ay büyük olsun canım. Bir sürü insan gelecek. Rahat rahat sığarız. Masalar sıkışık olmaz. E tabii canım. Bizim de Kayseri'den gelecek akrabalarımız, eşimiz, dostumuz var. İstanbul'dan gelecekler var. Onları da iyi ağırlamak lazım. Otellerle o işi de konuşun. Masraftan kaçınmayalım. Cüneyt Kozan evleniyor. Dillere destan bir düğün olması lazım. Her şey çok güzel olmalı. Kızım gibi. Anne. Reza Hanım. Sizinle baş başa konuşabilir miyiz? Tabii oğlum. Bir sıkıntı mı var? Evet bir sıkıntı var. Ama benimle ilgili değil. Sizinle ilgili. Aa, neymiş sıkıntı? Dün sizi bir beyle gördüm. Gayet samimiydiniz. Tabii konuşalım. Nazire benim çayımı da tazeliği ver. Abla hadi ya hadi. Tamam. Hazırım işte. Anne çıkıyoruz biz. Bana bakın. Akşama geç falan kalayım demeyeyim. Otobüsü kaçırmayalım. Onu da haber de veremeyiz. Merak etmesin çocuk.
Anne sen nereye gidiyorsun? Hadi Allah'a ısmarladık. Abla dur öyle tamam mı? Dur. Ya hadi ya Didem köpürecek diyorum. Tamam. Tamam çıkıyoruz şimdi. Eski bir dosta pek benzemiyordu. Gayet samimiydiniz. Ayol sana hesap mı vereceğiz damat? Oğuz okuldan arkadaşım. Reza Hanım, size yüzük verirken gördüm. Arkadaştan da yakındınız yani. Eylül'ün haberi var mı? Kimsenin haberi yok. Eşimin bile. Nedir bu gizlilik Reza Hanım? Geçen gün güvenlikçiler ikinizi kapının önünde görmüşler. Bir sorun mu var? Bir sorun falan yok canım. Eski bir dost yüzük hediye etti. Ben de geri çevirdim. Bak damat, bu aramızda kalsın lütfen. Bunlar eski meseleler. Tekrar açılsın istemiyorum. Ne o? Masada fısır fısır şimdi de burada. Beni mi çekiştiriyorsunuz yoksa? Yok. Sadece konuşuyoruz. İyi bakalım. Hayatım, nikah dairesine gidelim mi? Tamam. Gidelim. Sakın pot kırayım deme. Ben de seni kırarım. Allah Allah ya, Allah Allah. Selam. Hoş geldin. Elma? İstemiyorum. Sen de yıkamadan yeme. Neyim ay senin dalgın görünüyorsun. İyiyim. İyiyim de aklım Cüneyt'te kaldı. Dün Rezan Hanım'ın yanında gördüğüm adam. Kimdi acaba? Eylül'ün yeni bir oyunu olabilir mi bu? Olabilir. Cüneyt kadını gideceği yere kadar bıraktı. Ama sonrasını bilmiyorum. Sen bir şey duydun mu? Yok duymadım. Önemli bir şey olsa benim haberim olurdu ama. Eylül örtbas etmiştir zaten bunu. Hayatımız böyle mi geçecek Tunç? Onun açık vermesini bekleyeceğiz. Sonra Cüneyt'e anlatacağım. Eylül de bir şekilde bunun üstünü kapatacak. Ya öyle hemen karamsarlığa kapılma. Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar. Üçüncü de boğazından yakalarız. Hı? Al hadi ye bir elma. Yunusuzluğa iyi gelir. Hı? Yıkamadan yemem ben. Of. Çok kuralcısın çok. Bu ne? Aa, o mu? Orada mı unutmuşum? Ya Tunç versene. Öyle bakma. Sürpriz. Rezan Hanım. Hazır mısınız? Hazırım hazırım. Ay bugün çok dolaşacağız. Geç bile kaldık. Ben Nazire'ye akşam yemeğiyle ilgili talimatları vereyim. Hemen geliyorum. Berat annem kapatma dur. Ne diyecektim ben ya? Ha bana bak. Mehmet Kemal'den haber var mı? Yok. İşe gelmedi beyefendi. Buralara zor gelir artık. Yüzü tutmaz. Ne diyorsun oğlum sen ya? Çocuğun başına gelmeyen şey kalmadı. Kolay mı nikah masasında terk edilmek? Şimdi pansiyon köşelerinde sürünüyor çocuk. Nereden nereye? Kıyamam ben ya. Mehmet Kemal çok iyi çocuktur Berat.
Nasire? Sen ne diyorsun? Ne diyorsun Nazire? Nasıl yani? Nikah günü mü terk ettin Kemal'i? Erdem. Hayır, anlamadım. Neden sonrana kadar bekledin? O masaya oturuncaya kadar aklın neredeydi? Kusura bakmadan hiç mi acımadın o çocuğa? Erdem yeter artık, kapat şu konuyu. Neyse Ayşegül, ben artık kalkayım. Bahar. Otur lütfen. Erdem artık susacak. Eminim bilmediğimiz başka mevzular vardır. Değil mi Erdem? Neyse, ben bir lavaboya gideyim. Abla da işte. Abla? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Pardon. Efendim Yıldız abla? Didem ben. Ayşegül, memnun oldum. Ben de. Kusura bakmayın, ben tanıştırmayı unuttum. Olsun canım, tanıştık işte. Nasılsın Bahar? İyi misin? İyiyim. Tamam Yıldız ablacığım. Tamam, sen merak etme, hadi görüşürüz. Abla, sen merak ediyorsun diye Yıldız ablaya Kemal'i sordum. Seninki eve gitmemiş. Hala pansiyonda kalıyormuş. Ne içiyoruz Didemciğim? Mehmet Kemal. Yalvarırım oğlum. Ağzımı bile açmam. İzin ver geleyim yanına. Ya anne. Yalnız kalmak istiyorum bir süre. Oğlum bak, sesin çok kötü geliyor. Hastasın sen. Gel ben seni iyileştireyim. Bir iki gün bakayım. Sonra nereye istiyorsan git. Allah aşkına Mehmet Kemal. Beni merak etmeyin, tamam. Tamam anne, ben kapatıyorum şimdi, hadi. Hadi. Kemal. Alo. Hep benim yüzümden. Osman Bey haklıymış. Onlara güvenmekle ne kadar hata etmişim ben. Feride'den hiç mi ders almamışım acaba? Kendi ayaklarımla gidip oğluma o kara yılanı istedim. Ben... Nazire, ben... Eğer ben de Zühre Kozan'sam, bunun hesabını soracağım o yılana. Zühre Hanım, ben de sizi bekliyordum ama. Rezan Hanım, kusura bakmayın, benim çok acil çıkmam gerekiyor. Çarşıya başka zaman çıkarız, olur mu? Nazire sizinle ilgilensin, keyfinize bakın. Yine ortalık karışacak ya, aman be, aman be. Of! Durağa hiç gelmedi yani bugün, öyle mi? Sence? Artık buraya gelebilir mi? Ne bileyim. Onun sağa solu belli olmaz. Yani hala pansiyonda. Oradadır herhalde. Daha kendine gelememiştir. Gidip teselli etsene. Kadınların ilgisine alışıktır Kemal Efendi. Bir kadın sırtlamazsa ayağa kalkamaz. Ya sen ne biçim konuşuyorsun Kemal hakkında Berat? Ya sizin aşkınızla uğraşamayacağım şimdi. Hadi görüşürüz. Demek hala pansiyonda. Efendim abi. Kemal, oğlum iyi misin? Kaçtır arıyorum, açmıyorsun. İyiyim abi, iyiyim, merak etme. Oğlum sesin kötü geliyor. Uğrayayım istiyorsan. Yoldayım zaten. Yok abi, iyiyim. Merak etmeyin dedim ya. Kemal, emin misin? Ya ısrar etme abi işte. Kimseyi görmek istemiyorum. Tamam oğlum, tamam. Bir ihtiyacın olursa ara. Tamam, sağ ol. Kıymetlim gelmiş. Yılışma hemen. Havamda değilim.
Ablana bir çay koy gel lan. Tamam abi. Ne oldu yavrum? Anlat halledelim. Cüneyt var ya, sözde benim kızın nişanlısı. Dün bizi kafede görmüş. Tuç mudur ne? Söyledin mi ona? Yok, hiçbir şey anlatmadım. Okuldan arkadaşım falan dedim. Aklıma süper bir şey geldi Allah'sın. Bunlar zengin değil mi? Zenginlikleri bassın. Ruhsuz insanlar. Ya ne ruhu kızım? Biz en onların ruhlarından. Sen ayağa kalk bakayım. Aklına ne geldi? Anlatsana önce. Hem bana bak. Yakalanırsak biteriz. Eylül sürekli tepemde. Ya bir şey olmaz. Korkma. Kalk bakayım ayağa bir. Oğuz, oyun oynayacak zamanım yok benim. Oğuz! Parçalarım seni. Tamam dur, dur. Anlatacağım. Didem, ya kusura bakma. Aslında kadar konuşmamı istemiyordu ama ben iş arıyorum. Senin şirkette bana göre bir iş var mı? Vallahi bilmiyorum canım ya. Ama istersen babama sorayım. Çok sevinirim. Sen hukuk okuyordun değil mi? Hı. Yani bizim şirkette uygun pozisyon biraz zor. Babam öğrencilerle çalışmayı tercih etmiyor çünkü. Yani avukat olman lazım. Yok zaten avukatlık değil de. Ablacığım tamam ya. Didem sorsun babasına, sonra sana cevap verir. Çok da önemli değil zaten. Tamam canım, bir sorarım ama zor yani, haberiniz olsun. Kim arıyor? Dün işle ilgili görüşmüştüm. Döneceğiz dediler, onlar arıyor. Ben bir konuşup geliyorum. Evet, sadece hafta sonları çalışabilirim. Kazım dur. Sınavlarım olduğunda izin alsam. Peki oldu. Teşekkür ederim. Sağ ol. Pansiyon köşelerinde sürünsün ve buralarda fin katsın. Sen görürsün. Aa, Sevgim. Hoş geldin, hayırdır, niye geldin? Hoş bulduk Nazire. Ben Zühre Hanım'la bir şey görüşecektim. Evde değil mi? Zühre Hanım mı? Yok, evde değil, evde değil. Olsun, gelir nasılsa, bekleyeyim ben. Ay gir içeri, kafam karıştı, affedersin, gir içeri. Gir gir, geç mutfağa, geç mutfağa sen. İnanamıyorum ya, sonunda nikah tarihimizi aldık. Oh, tebrik ederim. Umarım bir yastıkta kocarsınız. Mersi. Teşekkür ederim Nergis Hanım. Arayan soran var mı? Yok Cüneyt Bey, ama istediğiniz kumaş örnekleri geldi. Odanıza getiririm. Tamam. Ben odama geçiyorum. Tamam müstakbel kocacığım. Para biriktirmeye başla Nergis'cim. Düğün tarihini aldık. Düğünümde herkes çok güzel olmalı. Sen bile. Doğru düzgün bir şeyler giyin almam vallahi içeri. Günaydın. Ben de tam seni arayacaktım. Düğün tarihimizi aldık. Sana da bir davetiye yollarım artık. Aa, gelmez misin yoksa? Zor tabii. Tebrik ederim Eylül. Bana bak küçük besleme. Çok denedin ama engel olamadın. Aşkın önüne geçemedin. Bak, nikah tarihimizi aldık. Sadece Cüneyt'in karısı değil, şirketin de ortağı olacağım artık. Yerinde olsam buradan koşarak uzaklaşırdım. Merak etme Bahar. Erdem de sorar çalıştığı yere. Hem diğer arkadaşlara da haber veririz. Çok teşekkür ederim Ayşegül.
Zühre anne. Kes, otur. Annem anne deyip durma bana. Çok şükür senin hiçbir şeyin değil. Nasıl yaparsın bunu Kemal ha? Nasıl yaparsın? Oğlumu nikah masasında terk ettin. Tabii ya. Ama o senin için ailesini, soyadını, her şeyini terk edip gitmişti. Her şeyden vazgeçmişti. Ama sen ne yaptın? Nankör. Şey, isterseniz dışarıda konuşalım. Hayır efendim. Burada konuşacağız. Burada herkes duysun. Bütün arkadaşların öğrensin senin ne mal olduğunu, ne halt olduğunu. Oğluma neler yaptığını bütün arkadaşların biliyor mu acaba? Biliyor musunuz? Duyun o zaman. Acaba gece olunca yastığa başını nasıl dayayabiliyorsun? Hangi vicdanla dayayabiliyorsun? Aynaya nasıl bakıyorsun? Hangi yüzle insan içine çıkabiliyorsun sen ha? Zühre Hanım lütfen. Sus! Atır oturduğun yerde. 3 kuruş için oğluma yanaştım. İstediklerini koparamayınca da onu terk ettim. Ne nankör bir kızmışsın sen ha. Ne nankör bir kızmışsın. Oysa biz her şeye rağmen seni gelinimiz olarak kabul etmeye hazırdık. Hatta bağrımıza basmıştık bile. Ama sen değmezmişsin nankör. Ne olursunuz yeter artık. Atır atırdığın yerde ne susu. Vicdanın var mı acaba senin? Eğer senin satılık olduğunu daha önceden bilseydin. Her şeye rağmen sırf oğlumun gönlü hoş olsun diye, oğlum gülsün diye seni satın almasını çok iyi bilirdim ben. Kemal'i yıktığını, onu ezip geçtiğini zannediyorsun değil mi? Hiç merak etme Bahar Hanım. Onun Karlıdağ gibi babası var arkasında. Karlıdağ gibi bir ailesi var arkasında. Sen kendi derdine yan, pislik. Feride, senden bir ricam var. Benden? Hı hı, evet. Yani daha doğrusu rica demeyelim de... ...şirketin baş tasarımcısı olduğum için emir diyelim. Çok güzel resimler çiziyorsun. Ha, biliyorsun ben daha çok tasarım odaklıyım. Ama sen, ne bileyim, o ters şemsiye olsun, kalpler, marpler... ...daha basit çizimlerin var. Yani biliyorsun düğün tarihimizi aldık. Yarın öbür gün davetiyeler hazırlanmaya başlanır. Değişik bir şeyler olsun istiyorum. O yüzden de davetiyelerimizi senin hazırlamanı istiyorum. Ne? Şaşırma canım. Yani güzel çizdiğin için öyle söyledim. Sakın altında başka bir şey arama ha. Tabii Eylül. Sen nasıl istersen. Benim için sıkıntı yok. Memnuniyetle. Harika. Tamam o zaman. Çalışmaya hemen başlayabilirsin. Sana böyle. Bahar. Bak sana geldim. Geri döndün. Hiç gitmedim ki. Ben hep senin yanındayım. Asla gidemem. Ben sensiz yaşayamam. Bahar.
Kemal. İyiyim ben. Kemal. 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 Canım iyi misin? Canım ne olur kalk. Kemal. Sevgi. Sen buraya geldin de bari evde yalnız mı bıraktın sen? Yok. Onlar da çıktılar. Peki evde kimse var mı? Yok. İyi. Ne oluyor kız, sen benden bir şey mi saklıyorsun? Yok canım, ben senden bir şey saklar mıyım Sevgi? Zühre Hanım sizin eve gitti. Hesap sormayayım. Yok, senlik bir şey yok. Senden niye hesap sorsun kadın? Ama hani Bahar öyle yapınca Kemal... Ama ne anlatıyorum işte, biliyorsun. Haklı kadın. Rezil olduk Cemil Cümle'ye. Ben gideyim. Belki evde yakalarım Zühre Hanım. Kız nereye gidiyorsun? Kadın seni bulamayınca nasıl buraya gelecek? Yok yok. Aman. Bu ne? Düğün davetiyesi. 15 gün sonra burada evleniyoruz. Tabii eğer sen de evet dersen. Feride, ne oldu, iyi misin? Değilim. Cüneyt'le Eylül nikah tarihi almışlar. Zühre anne bana beklememi söylemişti. Osman'ı ikna edeceğim demişti. Keşke onu dinlemeseydim. Kalbimin sesini dinleseydim. Keşke o gün Cüneyt'le evlenseydim. Nereye? Burada durdukça canım yanıyor. Nergis. Pardon. Feride. İyi misin? İyiyim. Tebrik ederim. Nikah günü almışsınız. Ben sizinle bir şey konuşmaya gelmiştim Zühre Hanım. Çok mahcubum size karşı. Kızınız oğlumun hayatını mahvetti. Oğlum onun yüzünden sokaklarda. Bitkin, perişan. Çok üzgünüm. Keşke yapabileceğim bir şey olsaydı. Ben sizinle bunu ta başında konuşmuştum. Ama beni dinlemediniz. Küçücük bir sobayı bile hediye olarak kabul etmediniz. O kadar tok gözlüydünüz ki. Malda mülkte gözünüz olmadığını düşünmüştüm. Ama hepimizi kandırmışsınız. Osman'ı bile. Meğer tek derdiniz para pulmuş. Kızınız bunun için birlikteymiş oğlumla. Tabii bir soba yetmezmiş. Paranın koyusu gerideyken, öyle değil mi? Tabii Kemal de babasının servetini reddedince... Zühre Hanım, lütfen. Yazıklar olsun size. Nasıl bir kız çocuğu yetiştirdiyseniz. Zühre Hanım, lütfen. Ne deseniz haklısınız. Yani benim söyleyecek tek lafım yok. Söylemeyin o zaman.
Buyurun. Bu ne? Osman Bey'in Bahar'a taktığı gerdanlık. Tapu senedini de imzalamadık. Yavaş canım, tamam. Tamam, çok az kaldı. Kemal! Ayol çekil şuradan, damadım benim o! Cüneyt Bey, dinletemedim. Rezan Hanım? Başıma çok kötü şeyler geldi. Tamam, belki sen hemen bir bardak su getir, hadi. Buyurun oturun. Buyurun. Sakin olun. Ne oldu anlatın. Çok utanıyorum ama olan bu. Bunu size kim yaptı? Dün buluştuğum adam. Oğuz. Ne? Yani arkadaşınız da sizin. Evet. Ben Erhan'la evlenmeden önce bir iki ay görüşmüştük onunla. Aileler tanıştırdı. Agresif tavırları yüzünden evlenmedim. Buraya geldiğimi duyunca karşıma çıktı. Sorun olmaz dedim. Ama kocamın zengin olduğunu öğrenmiş. Ve sizden para istedi. Evet. Ben bunu Erhan'a nasıl söylerim? Ya Eylül? Ya Eylül duyarsa kahrolur. Bunu nasıl anlatırım? Tamam. Kimseye söylemeyin. Alın bunu. Adamın telefonuyla adresini yazın. Hayır damat. Oğuz çok tehlikeli bir adam. Seni bulaştırmak istemiyorum. Endişelenmeyin. Ben halledeceğim. Cüneyt'i kazandığını sanıyorsun ama o seninle sadece kendini kandırıyor. Gerçek yüzünü görecek. Ha bu arada umarım düğün davetiyeni beğenmişsindir. Ne oldu, ne bu hal? Fenalaşıp bayılmış. Sağ olsun. Handan haber verdi. Merak edip gitmiş. Allah razı olsun kızım senden. Nazire, dikilip durma orada. Kemal'in odasını ayarla. Rezan Hanım'ı da başka odaya alırsın. Kemal çok hasta Zühre anne. Bir şeye ihtiyacı var mı diye yanına gittim, yığıldı kaldı. Ben de hemen Osman Baba'yı aradım. Sağ ol kızım. Canım oğlum, geçecek bu günler de geçecek. Burada durmasın bu çocuk. Odasına götürelim. Hadi kalk canım. Ben giderim. Gel bana tutun canım. Görüyorsunuz değil mi oğlumun ne hallere düştüğünü? Kızınız eseriyle övünsün. Artık bu iş bitti. Yakamızdan düşün. Sana soruyorum. Ne demek oluyor bu?
İnsanca yardım istedik senden. Bırak bu numaraları. Senin tek bir amacın var. Evliliğini gözüme sokup canımı yakmak. Bak, canının yandığını biliyorum. Ama acını içinde yaşayacaksın. Ulu orta yaşamaya hakkın yok. Senin de bana davetiye hazırla demeye hakkın yok. Dalga mı geçiyorsun sen ya? Ne yapmaya çalıştığını anlamayacak kadar salak mıyım? Evet, salaksın. Eylül. Bak Cüneyt benim. Her zaman da öyle olacak. Bunu anlamayacak kadar salaksın. Bile bile burada kalmaya devam edecek kadar salaksın. Ateşi düşmüyor. Bir tane daha ateş düşürücü mü versek acaba? Yok. Yanlış bir şey yapmayalım. Ah kuzum benim. Ateşi çok yüksek. 300 kalmış. Kaç gündür alkolden başka bir şey yok. Can mı dayanır? Tamam baba. Ben hemen geliyorum. Tamam, bekliyoruz. Sağ ol kızım. Bizi yalnız bırakmadın. Bütün bu olanlara rağmen de Mehmet Kemal'e sırtını dönüp gitmedin. Asla Osman baba. Kemal benim ailem sayılır. Yani biz onunla büyüdük. Her şerde bir hayır vardır derler. Mehmet Kemal yuvasına döndü ya. Önemli olan o. Ben bir Nazire'ye sirkeli su yaptırayım. Belki ateşi biraz daha düşer. Kuzum benim. Az kaldı. Yakında ailemizden biri olacaksın. Hak ettiğin gibi bir kozan olacaksın. Abla sen hazırlanmayacak mısın ya? Ben çantamı hazırladım zaten. İyi. 2 saat sonra biniyoruz. Tamam yavrum. Yok. Sadece kaderle ikimiz geleceğiz. Tamam. Hadi Allah'a ısmarladık. Anne. Ben gelmiyor muyum? Defol git. Defol git Eylül. Her şeyi sen başlattın. Şunu kafana sok. Cüneyt benim. Osman Kozan bana bir oyun oynadı. Sen de bundan istifade ettin. İşte sen böyle fırsatçısın. Bunların olmasını sen istedin. Ayak altında dolaşmaya devam ettikçe başına daha da kötüleri gelecek. Bak canım. Cüneyt'le evleneceğim. Ondan çocuklarım olacak. Sen de uzaktan hasetle bizi izleyeceksin. Bu arada bu daha başlangıç. Biraz olsun gururun varsa buradan defolur gidersin. Aksi halde düğün saçımı yaptırmaya giderken bile bir yolunu bulup seni yanımda götürürüm. Bu evliliğin her anına, her saniyesine tanıklık edersin. Merak etme. Kardeşin iyi olacak. Merak etmiyorum baba. Birkaç güne kadar iyileşir. Kemal güçlüdür. İnşallah bundan sonra her şey daha güzel olacak. Müzik.
Canım. İyileşeceksin canım. Anla. Kemal. Ne oldu bana? Fenalaştın canım. Ateşin çok yüksekti. Biraz düşürdük ama. Ben... dün olanlar için... Yorma kendini. Senden hiçbir beklentim yok. Sadece şunu bil ki ben hep yanında olacağım. Hadi şimdi birazcık uyu, dinlen. Ben buradayım. Neden gittin ki oraya? Ben gerdanını geri verecektim zaten. Çok mu istedim sanıyorsun? Sayende ömrümde işitmediğim lafları işittim. Suratıma tükürseler daha iyiydi. Ağzımı açıp tek laf edemedim. Onurum, haysiyetim, hiçbir şeyim kalmadı. Sayende. Zühre Hanım mı? Ne dedi? Herkesin bildiklerini yüzüme söyledi. Haklı. Erimiş, bitmiş çocuk. Anne, onu gördün mü? Görmez olaydım. O dağ gibi çocuk, mahvolmuş, bitmiş. Şimdi hala Umut'un yanına geleceğim diyor musun? Nasıl anlatacaksın bu yaptıklarını? Gözünün içine baka baka yalan mı söyleyeceksin? Hazır mısın kızım? Hazırım hazırım, hadi çıkalım abla, hadi kalk. O gelmiyor, ikimiz gidiyoruz. Şekerim, senin işin de zor tabii. Sekreter misin, çaycı mısın belli değil. Ooo Rezan Hanım, siz burada mısınız? Öylesine uğradım. Çıkıyordum şimdi. Nereye? Vallahi bir çay içmeden bırakmam. Ne de olsa aile sayılırız değil mi? Nergis, bize iki çay versene. Hadi. Yarın her şeyi anlatacaksın. Neyi anlatacağım ya? Kiralık anne olduğunu, Eylül'ün bu iş için seni parayla tuttuğunu. Herkes her şeyi öğrenecek.
Görsünler bakalım o biricik gelinlerinin gerçek yüzünü. Yarın büyük gün Reza'nın. Neden? Geçti annem, geçti, geçti. Oh. Yanıyor çocuk. Yanıyor çocuk. Ah, şu çocuğun haline bak. Bahar, ben sana ne diyeyim be annem? Ne diyeyim ben sana? Oğluma neler yaptığını bütün arkadaşlarım biliyor mu acaba? Biliyor musunuz? Duyun o zaman. Acaba gece olunca yastığa başını nasıl dayayabiliyorsun? Hangi vicdanla dayayabiliyorsun? Aynaya nasıl bakıyorsun? Hangi yüzle insan içine çıkabiliyorsun sen ha? Günaydın. Günaydın. Daha çok erken. Senin ne işin var burada? Annem söyledi. Sevgi teyzeleri de yokmuş da. Hani sen yalnız kalma diye. Sağ ol. Okula gidiyorsan bırakayım. Yok, benim başka bir işim var. Teşekkürler. Görüşürüz Berat. Görüşürüz. Günaydın. Günaydın. Günaydın kızım. Nikah tarihini aldınız, yüzün gülüyor bakıyorum. Ne yalan söyleyeyim, öyle vallahi. Ya Zühre, düğün için bir yerde bakamadınız değil mi? Maalesef bakamadık. Ben bir Mehmet Kemal'e baksam, ateşi düştü mü düşmedi mi ha? Eylül. Bari siz Cüneyt'le bir yer bakın şu düğün için. Oğlan bu haldeyken Zühre bakamaz. Tamam, merak etmeyin, biz hallederiz. Alo. Günaydın, hazır mısın bakalım? Neye? Oscar törenin var bugün, güzelim. Eylül'ün sahte anne tuttuğu sayende ortaya çıkacak. Ya bu kızın gerçek annesi olmadığımı öğrenince bana bir şey yapmasınlar. Ne bileyim, Osman Deli'nin teki. Merak etme. Gerçekler ortaya çıkınca herkes Eylül'ün üstüne çullanacak. Sen de aradan sıvışırsın. Hem yarın paran yatacak. İşte bu moralimi yerine getirdi. Ne zaman söyleyeyim? Herkesi topla. Herkesin önünde rezil olmasını istiyorum. Tamam, nasıl istersen. O adam mıydı yine? Aslında... Merak etmeyin. Onunla bugün işiniz bitecek. Bir daha bulaşamayacak size. Para mı vereceksin ona? Siz orasını düşünmeyin. Rahat edin. Ben hazırım. Çıkabiliriz. Nereye? Annenle gitmiyor muydun? Evet de sen nereden anladın? Kokundan. Annene gideceğin gün hep bu parfümü kullanıyorsun. Beni şaşırtıyorsun. Annemin en sevdiği koku bu. Demek sen de geliyorsun. Evet. Hadi. İyi mi Mehmet Kemal?
Fena değil. Herkese günaydın. 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 Ne diyorum biliyor musunuz? Akşama şöyle güzel bir restoranda yemek yesek. Anneciğim, nereden çıktı şimdi bu fikir? Nikah tarihi alındı ya, onu kutlamış oluruz dedim şöyle maaili. Vallahi fena fikir değil aslında. De, Mehmet Kemal hasta, yani başka bir zamanı ertelesek olmaz mı? Burada, evde yapalım kutlamamızı. Bildiğim bir balık restoranı vardı, oraya gidelim diyecektim. Madem gitmiyoruz, oradan yaptırtır getirtiriz. Belki Mehmet Kemal de iyi olur, katılır bize. Siz hiç zahmete girmeyeceksiniz Zühre Hanım. Her şey benden. Balıkta rakısız olmaz. Tamam o zaman, akşama rakı balık yapıyoruz. Hem Mehmet Kemal'in de gelişini kutlamış oluruz. Tabii, çok iyi olur. Hadi bana müsaade. Ben şirkete geçiyorum. Cüneyt. Ben biraz daha buradayım baba. Kemal'le kalacağım. Sonra da Eylül'le düğün için bir yer bakın. Otel motel. Ay, neredeydi telefonum? Hemen arayıp vereyim siparişimizi. Anneciğim, ben onu içeride gördüm. Anneciğim, ben çantayı oralarda bir yerde görmüştüm. İşleri bozarsam ben de seni havuzda boğarım anneciğim. Hadi al ilacını. Bunda iç. O ne? Üşümesin diye şal getirdim. Üşümüş. Söyleyemiyor tabii. Nasıl? Daha iyi değil mi Edibe teyze? Edibe teyze, senin bu oğlun var ya, çok iyi biri. Kalbi pırıl pırıl. Ama bir kötü huyu var, elmaları yıkamadan yiyor. Ama sen endişelenme, gözüm üstünde. Bir de ona evlenmek için bir kız bulsak, süper olacak. Ha Sabri, söyle. Bahar Kayacan. Evet, o kız. Yok. Oğlumla bir ilgisi yok. Referans olmam. Hayır. Zar. Hayır. Kesinlikle güvenilir biri değil. Sen ne yapacağını iyi bilirsin. Tamam. Görüşürüz. Bizim çapulcu iş arıyor demek. Gel. Bahar. Özür dilerim. Rahatsız ettim. Rica ederim. Evet. Ben sizden başka kimseye gidemedim. Kemal hasta diye duydum. Doğru mu? Demek bütün bu yaptıklarından sonra hala onu merak ediyorsun, öyle mi? Evet, hasta. Ama düzelecek. Bak kızım. Sana güzellikle söylüyorum. Lütfen Mehmet Kemal'den uzak dur. Eğer ona birazcık kıymet verdiysen uzak dur.
Eğer durmazsan bir dahaki sefere bu kadar sakin davranmayacağım. Sen bizim iyi niyetimizi suistimal ettin. Kendi para hırsının kurbanı oldun. Ben böyle olacağını en baştan beri bildiğim için karşı çıktım. Sadece Mehmet Kemal'in değil, ikinizin de mutlu olamayacağınızı bildiğim için. Ne oldu? Sözüme geldiniz. Hala midem çok kötü be abi. Ya bir de bu odada bir koku var. Daha kötü yapıyor beni. Annem böyle şey kullanmaz. Ne kokusu bu? Eylül'ün annesi Amerika'dan geldi. Bu odada birkaç gün o kaldı. O koku Eylül'ün annesi mi? Yapma be oğlum. Gülme, ayıp. Kadın yakında benim kayınvalidem olacak. Seni de nikah masasında terk etmesinler de. Bunları bana mı söylüyorsun? Tamam. Nikah masasında olmasa da beni de Feride bıçakladı. Yani ikimizin de kaderi aynı. Eylül nasıl? İyi. Dün nikah tarihini aldık. Kağıt işlerini bırak abi. Sen nasıl hissediyorsun? İnsan aşık olunca kalkanları indiriyor bu oğlum. Böyle güçsüz ve zayıf düşüyorsun. Sonra güvendiğin insan hiç beklemediğin bir anda can evinden vuruyor senin. Babamın dediğine geldik yani. İnsan kalbiyle değil mantığıyla düşünmeli. Belki de doğru olan budur. Feride ile aranız nasıl? Kanlı bıçaklı değilsiniz artık değil mi? Ayaklarının üzerine durmaya çalışıyor. Tuhaf. Bu hali hoşuma gidiyor. Abi? Ya yok oğlum. İş. Başka bir şey yok. Asla olamaz. Sürekli Bahar'ı görsem nasıl dayanırdım bu acıya bilmiyorum. İyi dayanıyorsun. Neyse. Benim halletmem gereken işler var. Şirkete gidiyorum. Anladım. Dayanamıyorsun yani. Kendin işi güce veriyorsun. Kemal. Görüşürüz. Cüneyt benim kardeşim anne. Bazen ona bir silah çevirirse ne yaparım diye düşünüyorum. Durup ölmesini mi izlerim? Yoksa bir şeyler mi yapmaya çalışırım? Kafam karmakarışık be anne. Osman Kozan yüzünden Cüneyt'i daha acıyorum ama... Pardon, siz devam edin, ben dışarıdayım. Gel Feride, gel. Öyle havadan sudan anlatıyorum işte. Şalını beğenmiş mi diye sordum anneme. Beğenmiş mi? Aa, bayılmış. O zaman annem bunu da çok beğenecek. Ya o ne? Dün de masanın üstünde gördüm. Ne yapıyorsun ses kayıt cihazıyla? Sence de burada böyle yalnız başına oturmak sıkıcı değil mi? Ya öyledir tabii. Annem bence Orhan Kemal'i çok sever. Sesini mi kaydettin? Evet. Dur şunu başa alayım. O adamla bugün görüşeceğim. Canınızı sıkmayın siz. Damat, benim yüzümden başım belaya girsin istemiyorum. Eylül olanları duyarsa çok kızar bana.
Oğuz başından beri paranın peşinde. Parayı versek kurtuluruz aslında. Gerçi Erhan'dan izinsiz para da çekemem ama... Merak etmeyin. Kimse duymadan ben bu işi halledeceğim. Akşama görüşürüz. Ne konuşuyordunuz öyle fısır fısır? Üf, aman dedektif kesedin başıma. Rahatla biraz, gevşe. Osman Kozan'la yaptıklarını unutmadım daha. Öyle yemeler, içmeler, gezmeler. Adam ağzının tadını iyi biliyor. Maşallah, güzel yere tezgah açmışsın. Tezgahım devrilirse o tezgahın altında sen de kalırsın. Bunu kafana sok anneciğim. Toparlan çık şimdi. Ayak altında dolaşıp ortalığı velveleye verme. Evet, hazır. Başlayabiliriz. Nereden çıktı bu fikir? Ya birkaç gündür aklımdaydı. Dün gece de uyku tutmayınca üzerine biraz çalıştım. Tam zamanında yapmışım değil mi Edibe teyze? Orhan Kemal'in bazı öykülerini kaydettim. Annem için. Evet. Neyse, hadi başlayalım. Gece şarıl şarıl yağan yağmurdan sonra sabahleyin hava açmıştı. Pembe pembe parke taşları da tertemiz. Böyle sabahlara bayılırım. Dünya gıcır gıcır yıkanmışçasına temizdir. Her şey bilmiyordu. Düşmüştü ateşi. Ne oldu bana şimdi? Ah kuzum ah. Ah yavrum ah. Ne hallere düştün. Ah bebeğim. Onu görmem gerek. Bahar! Dur. Ne arıyorsun sen burada? Nazire teyze, ben şey... Kemal'i mi görmeye geldiniz? Ha? Hastaymış, merak ettim. Eh be kızım, niye bıraktın peki o zaman oğlanı? Ha? Yazık değil mi? Sabaha kadar seni sayıkladı ya. Keşke onu bir kere görebilsem. Bana bak, bana. Doğruyu söyle. Seviyor musun sen bu çocuğu? Ha? İnsan bu kadar yolu iş olsun diye gelmez ki. Ben artık gideyim. Gel. Sessiz olun, tamam mı? Hadi gel. Annesi bir kuzusun. Hadi iyileşeceksin. Tunç, üstünü çıkarma. İşimiz var, gidiyoruz. Ne işi hayırdır? Ya Rezan Hanım var ya. Herifin biri onu rahatsız etmiş. Kadının burada olduğunu öğrenince bulup sıkıştırmış. Deme ya. Oğlum Paris demiş. Dağ başı mı burası? Neyse, gidip bir konuşalım. Derdin neymiş bir öğrenelim. İşte adresini de buldum. İyi, konuşalım bakalım. Kusura bakmayın. Böldüysem... Ben de seni arıyordum. Babama imzalatman gereken birkaç tane evrak var. Tamam, ben yaparım. Cüneyt, Kemal nasıl? Merak ettim. Biraz hasta. Ama iyileşecek. Neyse. Biz gidelim. Hadi dur. Feride. Evrakı eve götür. Dayım eve geçmiş. Hem Kemal'i de görmüş olursun.
Ya Tunç, Eylül'le dün birbirimize girdik. Aramız çok kötü. Şimdi bir şey demesin. Ya iş için gidiyorsun sonuçta. Keyfinden mi gidiyorsun? Hem bugün annem için yaptıklarından sonra etrafımda çelik kalkan oluştu. Merak etme. Nefretleri sana zarar veremez. Bana bak. Belki Kemal'i görmeye giren Miren olur. Tamam mı? Çok kalma, hemen çık. Olur. Hiç değilse senin yanında hissederse çocuğa güç olur belki. Nazire teyze. Çok sağ ol. Ah be Bahar'ım be. Niye böyle oldu annem? İnsan sevmediği adam için buralara kadar gelir mi? Sevmiyorum. Ben sadece üzülüyorum. Vicdanım rahat değil. Ha, gir hadi gir. Gir. Gir içeri, ses çıkarma. Hadi. Hadi gir. Şeyden çok seviyorum diye bilsem. Ne bakıyorsun ortlak görmüş gibi? Kemal'i görmeye geldim. Kime baktın hemşerim? Oğuz sen misin? Benim. Hayırdır? Rezan Hanım'dan para istemişsin. Onu rahatsız ediyormuşsun. İstiyorum, ne olacak? Sen mi vereceksin? Dağ başı mı lan burası? Evet, dağ başı. Burası da benim iğnim. Bana burada baba asacak adamın alnını karışlarım. Hava basmayı değil, havanı almaya geldim. O kadını rahat bırakacaksın. Bırakmazsan ne olur? Bu olur. Çekilsene. Olmaz. Kemal uyuyor. Çok zor uyudu zaten çocuk. Zühre Hanım kimseyi sokmayın yanına dedi. O zaman alçak sesle konuş Zeki. Uyandıracak halimiz yok herhalde. Merak ettik, bir göreceğiz. Aa, Handancığım. Güzel kızım. Hoş geldin. Merhaba Zühre teyzeciğim. Gelsene içeri. Nazire'ye bir yol ver canım sen de. Müsaadenle Nazire. Siz salona geçin. Ben yeni çay demledim. Döküvereyim hemen. Gel kızım. Zühre teyzeciğim Kemal uyuyormuş ama ben önce onu bir göreyim. Olmaz. Orayı yeni sildim. Sırılsıklam her taraf. Kurulamak lazım. Kurulayım, ben çağırırım sizi. Nazire, telefonun çalıyor. Önce bir telefonuna bak. Ondan sonra kurularsın yerleri. Aman, çalarsa çalsın. Ne demek canım, çalarsa çalsın? Kulak bu. Bunu mu dinleyeceğiz? Sen de tuhaf tuhaf hareketler. Sonra ne yapacaksa hep aç şu telefonunu. Gel güzel. Ne
Kemal, canım sevgilim. Ben seni çok seviyorum. Seni her şeyden çok seviyorum ben. Yalvarırım, affet beni. Yaptığım her şey için affet beni. Bahar. Zühre teyzeciğim, aslında vakit kaybetmeden Kemal'i bir görsem çok merak ettim. Olur kızım. Olur. İyi fikir. Sabah daha iyiydi de. Daha sonradan kötüleşti. Siz hiç merak etmeyin Zühre teyzeciğim. Kemal güçlüdür, çabuk toparlan. Tamam tamam, anladım. İyi günler. Yavaş. Uyuyordu ya. Biz bilmiyoruz uyuduğunu. Bir tuhaflattın sen de. Oh. Çok şükür. Uyumuş ablam ya. Yani uyanmamış. Bak dinlenmiş çocuk ha. Sen ne saçmalayıp duruyorsun Nazire ya? Ne saçmalayıp duruyorsun? Bıdı 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 bıdı. Bir sus artık, bir sus. Niye tuhaflaşayım abla ya? O kadını rahat bırakacaksın. Ne oluyor lan? Hop hop hop. Gel lan buraya. Oğlan! Abi! Düşmemiş ateşi. Nazire, ilaçlarını vermedin mi? Vallahi içti abla, içti. Kemal, canım iyileşeceksin. Geçecek. Bunlar da geçecek. Gitme Bahar, gitme. Bahar gitme. Canım, iyi misin? Bahar nerede? Oğlum. Bahar'ın ne işi var burada? Biraz önce buradaydı. Oğlum, Bahar ne arasın burada? Eyvah, ateşten hayal görüyor herhalde ya, vah vah. Kurtarayım derken kendin gidecektin. Başım. Şimdi beni dinle şerefsiz. Rezzan Hanım'dan uzak duracaksın, anladın mı? Anladın mı diyorum?
Keşke anlayabilseydim. İyi misin? Hadi gidelim. Al Nazire. Tamam ablam. Hadi o zaman bunu iç. Annem ben içerim. Koy. O zaman biraz uzan bari. Hadi. Dinlen. Hadi bakalım. Biz de çıkalım. Dinlensin. Benim telefon. Neyse siz inin aşağı. Ben bir telefona bakıp geliyorum. Aa, yok artık. Daha nelerde? Bakalım. Hiçbir yere gidemezsin. Nerelerdesin sen? En sevdiğim meyveleri hazırladım. Gitmiş. Kemal. Kemal. Gitmiş. Nazire! Neredesin sen? Kemal gitmiş. Nerede? Görmedin mi? Bilmiyorum abla. Nasıl görmezsin Nazire? Nerede bu çocuk? Banyoya bakmadınız mı? Anam banyoda da yok. Eyvahlar olsun. Ben bir telefon açayım. Kolye. Bahar. Kesin Bahar'a gitti. Anne iyiyim, merak etmeyin. Ya beni bir arayıp sormayın artık ya. Ne diyor abla? İyiymiş. Arayıp sormayacakmışız. Seni düşünen mi var? Herkes kendini düşünüyor. Bencillik. Bıktım vallahi Nazire. Vallahi bıktım. Kader, bak doğruyu söyle. Umut iyi değil mi? Hiçbir şey yok. İyi tamam. Görüşürüz. Bahar! Kira niye gecikti? Bak bu sefer de ödemezseniz. Merak etmeyin, ödeyeceğiz. Ne zaman? Ne zaman kardeşim? 10 gün geçti. Bana bak. Ya 2 güne ödersiniz ya da kapının önüne koyarım sizi. O kadar. Thank you.
Yeter ya, yeter! Laftan anlamıyor musunuz? Ödeyeceğiz diyoruz. Kemal? Niye geldin Nazır? Niye geldin yanıma? Kemal, ben... Gördüm. Yanımdaydın. Niye geldin bari? Ben gelmedim. Yalan söyleme bana. Gördüm. Ağlıyordun. Yanımdaydın. Hayır. Sen hayal görmüşsün. Ben gelmedim. Yeter Bahar. Cevap ver bana. Ne istiyorsun benden? Niye geldin Bahar? Beni sevmiyorsan neden? Son kez soruyorum Şeyma. Benden neden kaçtın? Anlat, ne oldu? Anlatamam. Anlatacaksın dedim. Bırakmam yoksa. Hiçbir yere gidemezsin. Bak, seninle burada buluştuğumuz gün var ya. Sen gittikten sonra bir adam geldi. Seni uzun zamandır takip ettiklerini söyledi. Kim bu adam? Bilmiyorum. Polis olabilir. Polis mi? Tarif etsene bana şu adamı. Bak, başımın belaya girmesini istemiyorum. Başını beladan kurtarmak için anlatmak zorundasın. Uzun, zayıf, kumral bir adam. Uzun saçları var, toplanmamış. Yakışıklı bir adam. Seni de tanıyor gibiydi. Dur bir dakika. Şu adam mı? Evet, bu. Allah kahretsin. Yapma bunu. Hala neyi saklıyorsun? Ben gerçeği söylüyorum. Bu ne o zaman? Hı? Yeter Bahar. Odamda buldum. Yatağımın yanında düşürmüşsün. Yerde. Ben... Uyuyamıyorum Bahar. Nefes alamıyorum. Ölüyorum be, ölüyorum, görmüyor musun? Hadi beni ikna et. Beni merak edip gelmediğine ikna et beni. Beni sevmediğine ikna et Bahar. Ben... Kesin Bahar'ın yanına gitti. O halde bile o kara yılanın yanına gittim. Bize acımayana biz ne yapalım Zühre? Aklı fikri o kızda. Of! Zincire vurup evde tutacak halimiz yok ya. Hem bilemeyiz. Belki de hesap sormaya gitti. Sen de kendini bu kadar hırpalama artık. Yeter. Ben yine uğrarım Nazoş. Kemal'e geçmiş olsun dediğimi söylersin. Söylerim boncuğum, söylemem mi? Ama ne oldu size? Cüneyt, Tunç. Nazoş, hemen ilk yardım çantasını getir. Ne oldu size böyle ya? Tamam Feride, önemli bir şey yok. Sen hala burada mısın? Cüneyt! Cüneyt! Ne bu hal? Oğlum! Ya tamam, sakin olun, önemli bir şey yok. Nasıl önemli bir şey yok ya? İyiyiz biz. Kim yaptı bunu size? Sokakta. Park yerinde kavga ettik. Eşkıyalar. Polisi aradınız mı? Tamam baba, hallettik biz.
Tunç olmasa şu an yaşamıyor olabilirdim. Abartma ya. Abartmıyorum oğlum. Adamın biri bana bıçak çekti. Nasıl yani? Tam saplayacakken Tunç önüme atladı. Filmlerdeki gibi. Sağ ol kardeşim. Abi ya. Ne? Abi dedin ya oğlum. Adam bıçak sallarken. Hoşuma gitti. Ya ben Can abiyle ne dediğimi biliyorum Allah aşkına. Dikkat edin. Şakaya gelmez bu işler. Neyse ki berabermişsiniz. Sağ ol Tunç. Sağ ol. Nazire. Elleri belli, elleri yüzleri yara içinde. Ver bir temizleyelim. Şu hale bak. Cüneyt. Tamam. Seninkiler de fena olmuş. Söyle Bahar. Ya bırak beni ya, bırak, canım acıyor, ne olur bırak. Benim de canım acıyor. Söyleyeceksin Bahar. O kolyenin benim odamda ne işi vardı? Evet ben... O kolye odamdaydı. Çünkü... Ben onu Nazire teyzeye vermiştim. O düşürdü herhalde. Allah kahretsin. Yalan söylüyorsun Bahar. Ben hayal görmedim. Oradaydın, yanındaydın. Değildim. Gözümün içine bakarak söyle. Yanında değildim de. Hadi. Sevmiyorum de. Senin için gelmedim oraya de. Bana bak Bahar, bana bak. Ulan Kemal. Delirdin mi Kemal ya, delirdin mi? Ya delirdim, bana cevap ver Bahar. Bahar. Bahar aç kapıyı. Bırak. Kapıyı açmam. Bahar. Olmaz. Söyleyeceksin. Ya kapı çalıyor. Kapıyı açacağım. Hadi Bahar söyle artık. Bahar söyle. Kemal. Kemal bırak kızı. Bahar. Bırak kızı Kemal. Neden bunu bana söylemedin? Korktum. Adam başın belaya girecek dedi. Git buradan dedi. Benim bir ailem var, bir oğlum var. Sana güvenmiştim, mahvettin beni. O sana polis olduğunu söyleyen kişi benim düşmanım. Nasıl inanırsın ona ya, nasıl? Açmazsın tabii. Allah korudu vallahi sizi. Tamam annem, tamam annem. Tamam, tamam, tamam. Dur. Hey! Ne oldu size? Yok bir şey Rezan Hanım. Otoparkta kavga çıktı da. Ağrın gitti değil mi oğlum? Daha iyisin. Hı? Sağ ol oğlum. Daha iyi. Canım. Akşama da pansuman yapmamız gerek. Bana bakın. Bu park meselesi falan değil. Siz başka bir işe bulaştınız. Ne işi baba? Osman Bey haklı. Sağ ol Cüneyt'ciğim ama gerçekleri saklamanın artık anlamı yok.
Olaylar daha da büyümeden... Bakın Rezan Hanım... Yok. Sizi bu halde görünce karar verdim her şeyi anlatmaya. Mesele park yeri meselesi değil Osman Bey. Mesele benim. Aslında her şeye en başından başlamak en iyisi. Eylül ve benimle ilgili bilmediğiniz şeyler var. Defol git buradan. Asıl sen defol Kemal. Berat yapma ne olur. Bana bak lan. Ya basar gidersin ya da... Ya da ne lan? Ne yaparsın ha? Ya yapmayın. Bırak Bahar. Bırak da görelim Kemal Bey neler yapabiliyormuş. Hadi gelsene. Ulan. Kemal. Uzak dur ondan. Defol git buradan. Artık defol git. Duymuyor musun? İstemiyor artık seni. Git buradan. Ya hala ne duymak istiyorsun Kemal? Bahar seni sevmiyor artık anla. Şu kalın kafana sok. Sen Bahar'ı mutlu edemedin. Beceremedin. Şimdi defol git buradan. Bahar. Ait olduğun yere dön Kemal. Osman Kozan'ın kanatları olmadan sen bir hiçsin. Sana söylemiştim. Sen buralarda yapamazsın demiştim. Sen soyadınla varmışsın oğlum. Soyadın olmadan sen bir hiçsin lan! Berat, iyi misin? Keşke... seni tanımasaydım. Keşke sevmeseydim seni. Hikayemiz yarım kaldı.